Hoş geldiniz. Bu defa sizlerle çevrim içi olarak buluşuyoruz. Konumuz doğanın inceliklerini görmek ve bitki ressamlığı. Sanat Dünyamız dergisinin Mart-Nisan sayısından yola çıktık. Mart-Nisan sayımızda kapağımıza Işık Güner'in resimleri ve Ece Balcıoğlu'nun yazısı konuk olmuştu. Bu defa Ece Balcıoğlu'nun moderatörlüğünde ressam Işık Güner ve Açık Radyo'daki Botanitopya programından tanıdığımız Benan Kapucu söyleşi gerçekleştirecekler. Ben Sanat Dünyamız dergisi editörü Füsun Yalçınkaya. Hepinize çok güzel bir söyleşi diliyorum. İyi seyirler. Merhaba. Ben Ece Balcıoğlu. Füsun Yalçınkaya'nın da söylediği gibi Sanat Dünyamızın Mart-Nisan sayısında yer alan yazımın konusu bitki ressamı Işık Güner'in sanatına odaklanmaktı. Bugün de Işık Hanım ve Açık Radyo'daki Botanitopya programını hazırlayan ve sunan Benan Kapucu ile bitki ressamının tarihini ve günümüze evrilişini konuşacağız. Ayrıca konuşma boyunca sorularınızı soru cevap kısmına yazabilirsiniz. Konuşma bitiminde de bu soruları cevaplayacağız. Şimdi ilk olarak bilimsel bitki ressamlığının tarihi Batı'da oldukça eskiye dayanmakta. Bizim topraklarımızda ise Osmanlı dönemindeki geleneksel sanatlarda görülen bitki motiflerini başlangıç olarak alabiliyoruz. Bu tarihsel süreci Benan Hanım'a anlatması için sözü ona bırakacağım. Evet, herkese merhaba. Ben Benan Kapucu. Öncelikle davetiniz için çok teşekkür ederim. Burada sizlerle olmak çok güzel. Umarım harika bir yayın olur herkes için. Evet, Ece Hanım, sizin dediğiniz gibi bilimsel bitki ressamlığı Batı'da çok eskiye dayanıyor. Ama Osmanlı'da bu çok daha yeni, naturalist resimle başlıyor. Ama ben Osmanlı'ya gelmeden önce isterseniz Batı'daki tarihini şöyle hızlıca bir göz atalım istiyorum. Yani genel bir perspektif çizelim, sonra çok daha iyi anlarız diye düşünüyorum. Bilimsel bitki çizimi değil mi? Değil ama bitkilerin resmedilmesi, yani milattan önce 3000'lere kadar gidiyor. Bununla ilgili benim hazırladığım görseller var. Onları yayına vereyim önce isterseniz. Sonra oradan devam edelim. Bir dakika, evet. Şu an herkes görebiliyor sanıyorum. Bilimsel bitki çizimi değil ama bitkilerin resmedildiği, dediğim gibi milattan önce 3000'lere kadar gidiyor. Minos uygarlığında, örneğin duvar freskinde bu şeyleri, zambakları görürüz. Daha sonra antik Roma'da, Yunan'da, kabartmalarda, fresklerde, mozaiklerde bitkilerin resmedilmesi malumunuz, onu biliyorsunuz zaten. Bu gördüğünüz slayt Orta Mısır'a ait bir kabartma. Buğday başaklarını görüyorsunuz. Son derece net aslında yapılmış kabartmalar bunlar. Bitkinin ne olduğunu kolaylıkla anlayabiliyorsunuz. Tabii botanik tarihçileri açısından bu bitkiyi betimlemeleri son derece önemli. Çünkü o dönemin florası ile ilgili, bitki türleri ile ilgili, hatta gelen egzotik türlerle ilgili net bir bilgi elde edilebiliyor. Bitkilerin sistematik çalışılması ise antik çağa bakmak gerekiyor. Sistematik çalışması o zaman başlıyor. Yani Aristoteles ve Teofrastos ile birlikte başlıyor. Milattan önce 4. yüzyıl gibi. Yani ilk botanik çalışanlar Aristoteles. Aristoteles biliyorsunuz zaten felsefe yaparken de bahçede dolaşmaktan hoşlanmış. Kutsal kuruluklarda dolaşır. Derslerini orada yapar. Teofrastos da onun çırağı. Teofrastos'un örneğin 500 bitkiden oluşan bir kitabı var. Yani şeyde Midilli Adası'nda ve çevre bölgelerde yaptığı küçük gezilerden edindiği bilgilerle topladığı bitkiler, onların analizlerini aktardığı 500 bitkiden oluşan bir kitabı vardır. Aristoteles de doğada gözlem yapan, bitkiler üzerine düşünen, insanı doğa üzerinden anlamaya çalışan bir filozoftu.
Büyük İskender de o zaman fethettiği ülkelerden toplayıp getirdiği bitkileri Aristoteles'le birlikte onunla paylaşır. Aristoteles de bu bitkilerden bir botanik bahçesini yaptığını biliyoruz. Aynı zamanda zoologtu, hayvanat bahçesi de oluşturduğunu biliyoruz. Aynı dönemde, şimdi gördüğünüz resim aslında Dioscorides'in Dematerimidikası'na ait. Bu son derece önemli bir eser. Teofrastos'tan çok daha sonra, milattan sonra 1. yüzyılda oluşmuş bir eser. Aslında tıbbın temeli olduğunu söyleyebiliriz. Yani tıbbi bitkileri bir araya getiren ilk kitap Dioscorides'in kitabı. Ama bu gördüğünüz kitap 6. yüzyıldaki resmedilmiş olan bir kopyası, kodeks denilen bir kopya. Dioscorides neden bizim açımızdan önemli? Çünkü bizim topraklarımızda doğmuş bir botanikçi, doğa bilimci. Anavazlı'da, Adana'da doğmuş. Çocukluk ve gençlik yılları hakkında çok fazla bilgi yok ama Neron zamanında, yani Roma ordusunda hekim olarak görev yaptığı biliniyor. Orduda görevliyken gezdiği coğrafyalarda bitkileri inceleme fırsatı bulmuş. O güne dek bilinmeyen bitkileri keşfetmiş ve kayda geçirmiş. Bitkilerin sadece şifa veren yönlerini değil, botanik yapılarını da incelemiş. Yaprakların, köklerin ve çiçeklerin morfolojik özelliklerini not etmiş. Dematerimedika dediğim gibi çağın en önemli farmasötik kitaplarından biri ve yıllar boyunca bütün işte 15. yüzyıla gelinceye kadar zaten bütün el yazmalarda aslında Dioscorides kopya edilmiş ve tekrarlanmış. 6. yüzyılda da, yani 500 yıl kadar sonra bu nüsha, yani günümüzde bilinen en eski nüshası Codex Constantinopolitanus diye de biliniyor ya da Juliana diye biliniyor. Resmedilmiş. Ancak bu Codex Kanuni zamanında maalesef bizim dalelerle, sümbüllerle birlikte Viyana'ya doğru gidiyor. Yine o dönemin Avusturya Büyükelçisi Buzbek, lalelerle birlikte bunu işte sarayın başhekiminden satın alıyor ve bunu Viyana'ya götürüyor. Hatta mektuplarında şey de diyor, yani büyük bir hazine keşfettim diye de söylüyor. Bu anlamda gerçekten önemli bir kitap. Sonraki şeye bakalım. Tabii şöyle, onu da söylemeliyim. Dediğim gibi çok temel bir, yani bir tıp doktorların, eczacıların temel kutsal kitabı diyebiliriz aslında. Dioscorides'in Dematerimedikası'nın 392 tam sayfa, 87'si metin içinde olmak üzere 479 renkli bitki resmi var. Şöyle diğerlerini de göstereyim. Mesela şöyle örnekler var. İşte birinci ciltte merhem için aromatik bitkiler var. İkincisinde hayvansal ilaçlar. Üçüncü ve dördüncü ciltlerde çeşitli köklerin usareleri anlatılmış. Yapraklar ve tohumlar. Beşinci ciltte ise üzümler, şaraplar ve minerallere yer verilmiş. Tabii bin yıl boyunca dediğim gibi kodeksteki teknikle yapılıyor resimler. Cansızdır. Gerçeğine benzeme kaygısı yoktur. Yani burada gördüğünüz gibi son derece. Bu aslında sonradan İslam yani botanikçilerin yaptığı bir kopya. Kitabın Nebatat kitabından bir görsel bu. Dediğim gibi sonraki bir yıl boyunca Dioscorides'in işte kodeksinden esinlenerek, onlar kopyalanarak yapılır botanik çalışmaları, botanik kitapları. Hatta bazen öyle boyuta gelir ki hiç bitkiye benzemeyen böyle hayvanla bitki karışımı bir takım görseller, çizimler de çıkıyor karşımıza. Ne bileyim, örneğin şöyle bir örnek var. İşte nergis çizimi var. Zaman zaman araştırmalarda rastladığım işte taş yapraklarının arasında üreme organları yerine insan figürleri vardır mesela. Adam otu çizimleri çıkıyor karşımıza. Gerçekten adam biçimdedir kökleri zira. Yani hayal gücüne dayanan eklemelerle gerçekçi olmaktan hayli uzak şeyler vardır. Bu dediğim gibi bu görsel İslam dünyasından bir örnek. Kitab-el Nebat eseriyle ünlenmiş. Dinavari'ye ait 8 ciltlik bir eser. Arap botaniğin babası sayılıyor. Tabii 11. yüzyılda İbn-i Sina, Yunanlı Hipokrat ve Galen'in teorilerini yeniden değerlendiriyor ve kendi döneminde geçerli olan tüm bilgileri keşfettikleriyle beraber değerliyor. O önemli bir eser veriyor.
İbn Baytar'ın eseri önemli. Yani daha çok Endülüs bölgesinden İslam alimlerinin yaptığı kitaplar da var. Yani botanik dünyasında katkıları var ama bunlar genellikle antik kitaplardan aslında çevirilerdir. Yine kendi bölgelerindeki coğrafyayla ilgili, bitkilerle ilgili bilgiler verirler ama yine de bu antik kitapların kopyalarıdır aslında. İbn Battuta'nın seyahatnamesi de önemlidir. Yine gittiği coğrafyalardan dikkati çeken bitkileri tanıtmıştır seyahatnamesinde. Ve 1000 yıl sonra durum değişiyor dediğim gibi. 15. yüzyılın sonlarına doğru değişmeye başlıyor. Avrupa'da dini metinlerde altar panolarında çiçekler belirmeye başlıyor. Doğaya dönüş, doğanın yüceltilmesi gündeme geliyor. Tabii bir yandan baskı teknikleri de değişiyor, gelişiyor. İşte matbaanın bulunması vesaire, bilginin daha kolay yayılması, botanik kitaplarına daha kolay ulaşılması, bitki kitaplarına ulaşılması. Her türlü şeyler, o bölgenin florasına ait çiçekleri görebilirsiniz bu dini kitapların çevrelerinde. İşte mesela burada çilekler, çiçeğe durmuş çilekler var, vegümeciler, menekşeler. Bunların hep her birinin aslında sembolik anlamları da var. Dini kitaplarda görmüş olduğunuz bu şeylerin, bitkilerin. Mesela bu aslında yine Rönesans'tan bir dönem. Rönesans'ta biraz daha bilimsellik öne çıkıyor. Bilimsel kesinlik öne çıkıyor. Daha çok gözleme dayalı bitkileri, gözleme dayalı bir anlayış başlıyor. Bitkiler gözlemleniyor. Yine burada zaten bitkinin ne olduğunu kolaylıkla anlayabiliyorsunuz. 16. yüzyılda Rönesans döneminde örneğin şunları göstermeliyim. Bu Otto Brunfels'in ahşap baskı çalışması. Gerçekçi bitki görselleriyle doludur bu kitap. Yani bitkilerin canlı portreleri, yani 1530'da yapılmış bir kitap ve gerçekten botanik sanat açısından önemli. Burada siz de dikkat edersiniz, yani bitkilerin yapraklarının kıvrımları, duruşu şeydir. Yani gayet gözlemlenerek yapılmış olduğu belli şeyler de var. İşte kökleri de gösterilmiş. Bunun bilimsel olduğunu söyleyebiliriz. Yine bu Basilius Bester'in kitabından bunları özellikle seçtim. İşte bizim lalelerimiz, İtli'den lalelerimiz en dikkat çekici şeyler arasında zaten, bitkiler arasında. Basilius Bester'den daha sonra botanik kitaplarından bahsedeceğim size. O zaman daha ayrıntılı olarak bahsederim. Ve işte bu Van der Eyck'in bir tablosundan, yani zambak çizimlerini görüyorsunuz ne kadar gerçekçi. Artık Rönesans'ta gerçekçilik son derece önemli. Ve tabii bunu mutlaka biliyorsunuzdur. Leonardo da Vinci'nin bitki çizimleri, eskizleri, aslında kendi tablolarına hazırlık yaparken yaptığı şeyler, çizimler, eskizler. İşte gördüğünüz gibi. Ayrıca bu da önemli bir eser. Albrecht Dürer, yani Kuzey Avrupa Rönesansı'ndan Albrecht Dürer'in yaptığı işler de çok bilimsel bitki çizimi açısından önemli. Aslında bilimsel bitki çiziminin Leonardo da Vinci ve Albrecht Dürer'le başladığını söyleyebiliriz rahatlıkla. Bu Albrecht Dürer'in The Great Piece of Turf resminden bir parça. Gördüğünüz gibi burada otları ayrıntılı bir şekilde tek tek tanıyabiliyorsunuz. Karahindi bağları görebiliyorsunuz örneğin. Tabii şeyler de var. Yani burada diğer işleri, yani işte menekşeler, haseki küpesi ve kırlangıç otu. Yani bunlar vellum üzerine yaptığı çizimler. Yani şu solda görmüş olduğunuz bir şakayık aslında. Ne kadar farklı olduğunu görebiliyorsunuz önceki çizimlerde. Benan Hanım, araya gireceğim ama görselleri siz değiştiriyorsunuz fakat izleyicilerimiz göremiyormuş sanırım. Öyle mi? Evet. Şimdi tekrar bir Enides'ten de bakacaklar. Öyle mi? Peki nasıl yapacağız? Şu an aslında siz görüyorsunuz değil mi benim yayındaki görselleri? İkinci görselde kaldı şu an slide. Öyle mi? De öyle gözüküyor. Yeniden paylaşımı açabilir misiniz? Kapatıp açabilirsiniz. Evet, şimdi değişti.
16. sırada gözüküyor, doğru mu? Evet, peki. İlerletelim ya da geri gidelim, deneyelim. Şu sorun, evet. Sorun var mı? Şu an iyi, değişiyor. Peki, bunu paylaşayım. Şey, slide acaba geçtiğim zaman mı sorun çıkıyor? Şimdi tekrar bir geçin. Şu an sorun yok. Peki. Oldu sanırım. Bir hızlıca tekrar isterseniz gösterebiliriz. Devam ediyoruz. Saniye, paylaşmam gerekiyor. Şu an paylaş. Peki, şunu açıyorum o zaman. Yalnız bu yanlış yerde şu anda. Peki. Şöyle daha mı iyi acaba? Ne dersiniz? Şu an iyi, hızlıca geçiyor. Devam edebilirsiniz. Peki böyle devam edeyim o zaman isterseniz. Yani şeye geçmeden, büyütmeden devam edeyim. Tamam. Peki, işte Rönesans'tan bahsettik. Biraz daha gerçekçi çizilmeye başladığını söyledik. İşte bilimsel gözlemin önemsendiğini söyledik. Artık doğa var. Evet, şimdi bize gelin isterseniz. Tabii bu arada 17. yüzyılda keşifler çağı başlıyor. Dünyanın bir ucundan öteki ucuna bitkiler gidiyor. Botanik bilimi gelişmeye başlıyor. Bilimsel bakış açısıyla sınıflandırma sistemi oluşuyor. Burada İstanbul'dan Viyana'ya giden çiçeklerimiz o anlamda çok önemli. İlham kaynağı da oluyor o zamanın genç sanatçılarına. Çünkü Avrupa o zamana kadar görmediği rengarenk çiçeklerle tanışmıştır. Dolayısıyla işte mesela örneğin sümbüller, ters laleler, nergis türleri, bunlar rengarenk çiçekler. O zaman sanatçıların da hayal dünyasını canlandırır. Şifalı yönlerine değil de sadece güzelliğiyle öne çıkan bitkiler kültüre alınmaya başlar. Zengin patronlar, yetenekli sanatçıları sipariş vererek kendi bahçelerinde yetişen bitkileri ve çiçekleri resmetmelerini ister. Modern taksonomi de kurulur bu arada ve bilimsel bitki çizimi daha da gelişmeye başlar. Yani zamanımız olursa bunlardan size daha çok örnek vereceğim sonraki turda. Şimdi bize gelin isterseniz. Yani bizde de göçebelik zamanımızdan bugüne kadar çiçekler etrafında geliştirdiğimiz tabii incelikli bir kültür var. Türklerdeki çiçek kültürü daha sonra Anadolu'daki kök salmış diğer medeniyetlerle hemhal oluyor, birleşiyor. Sonra işte mitolojilerle, gündelik yaşamla örülüyor. Bu gerçekten önemli bir kültür bizde çiçek. Osmanlı'da özellikle işte sanatın tesipten minyatüre her alanı etkileyen çok zengin bir bahçe ve çiçek kültürü var. Yani tabii o çiçek sevgisine de şaşmamak gerekiyor. Çünkü Anadolu başta olmak üzere keşfedilen topraklar, bitkisel coğrafya açısından olağanüstü zengin. O yüzden başlı başına bir konu çiçek kültürü, başlı başına bir külliyat. O konuda öğrendiklerimi Nurhan Atasoy ve Gül İrepoğlu gibi uzmanlardan öğreniyorum ben de. Yani o yüzden bu çok geniş bir konu. Yani burada zaten o tip konulara değinmeyeceğim. Ama bitki ressamlı açısından bakarsak meseleye, bitki ressamlı açısından bizdeki kökenleri gerçekten naturalist bir üslupla bitkilerin çizilmesiyle başlıyor. Yine 16. yüzyıla denk geliyor. Kanuni Sultan dönemine denk geliyor. O şeye kadar, yani Kanuni Sultan dönemine kadar çok stilizedir. Stilizedir. Yani gerçeğe benzeme, gerçek bitkilere benzeme kaygısı yoktur. Sonra Kanuni Sultan Süleyman döneminde biraz daha değişiyor. Ayrıca o dönemde hiç de azımsanmayacak sayıda olan şeyler var. Çiçek risalleri var. Kimileri de çok resimlidir bu kitapların, gayet zarif kitaplar. Ve bahçecilik kültürümüzle ilgili çok önemli bitkiler, önemli bilgiler, ipuçları sunuyor. Kanuni dönemindeki en önemli eserlerden birisi ilki aslında Muhibbi Divanı. Oradaki resimlerin bir milat olduğunu söyleyebiliriz bilimsel bitki çizim açısından. Sarayın baş nakkaşı Karamemi
tesiplerinde naturalist bir üslupla ama kendi bakış açısını da katarak, onu ekleyerek de çizer. Bunlar doğanın gözlemlendiği, bilimsel doğruluğu olan ilk, yani gerçekçi bitki çizimleri sayılabilir. İstanbul'un tanıdık bitki örtüsünü görebiliyoruz bu tesiplerde. İşte gül ve goncası, laleler, sümbüller, karanfiller, menekşe, zerrin, zambak, nergis, haseki küpesi gibi Osmanlı coğrafyasında olan, İstanbul'da olan, yetiştirilen bütün bitkileri aslında görebiliyoruz. Bu gördüğünüz görsel, şu anda tabii küçük görüyorsunuz zannediyorum, bilmiyorum ama ne yazık ki Karamimi'nin bir eseri. Bu kitapları aslında şeyden aldım, yani Has Bahçe kitabından aldım, Nurhan Atasoy'un kitabından. Yine kenardaki süslemeler gördüğünüz gibi Karamimi'nin çiçekleri gözlemleyerek yaptığı tesipler. Evet, daha sonra şunu da göstereyim. Karamimi'nin tarzı aslında şey oluşturuyor. Yani daha sonra bütün sanatçıları etkiliyor. Ve diğer sanat eserleri de onun çizdiği yolda ilerlemeye başlıyor. Yani Abdullah Buhari örneğin onu sanatçılardan birisi. O da onun izinden gidiyor. Murakkalarında mesela işte yaprağı kırılmış günlerde bu çok belirgin. 17. yüzyılın ilk yarısında da Avrupa'da bilimsel bitki resimlerinin popülerliğinin artmasıyla daha doğal, yine daha gerçekçi resimler yapılıyor. Çiçekleri listeleyen, çiçekçilikle bilgi veren çiçek kitapları, şükürfenameler yapılıyor. Şükürfe, Osmanlıca'da çiçek demek. Ali Çelebi, Lalezari, Mehmet Efendi gibi çiçek yetiştiricilerin hazırladığı kitaplarda çiçekler listeleniyor. O çiçekleri nasıl yetiştirdiği anlatılıyor. İşte yine lale, sümbül, buhur, meryem, yani buhur, meryem şey demek, siklamen demek, onlar nasıl yetiştiriliyor, işte seçkin laleler nasıl olmalı gibi çokça bilgi var. Lale çılgınlığı döneminde, 3. Ahmet devrinde buket resimleri çok ilgi görüyor. Yani Topkapı Sarayı'ndaki çiçekler, vazolar, buketler, işte meyve sepetleri bunun yansıması. Gazneli Mahmut'un şiirlerini içeren Gaznevi albümü diye bir kitap da var. O da çiçek tasviri açısından ilginç. Onu sanıyorum şurada, bunu söylerken de Gaznevi albümünden bir sayfa. 18. yüzyılda batıdaki bir kitapların etkisi altında kaldı demiştim. Tesip ustası. Ustası Ali Üsküdar'ı örneğin, bu onun çizimleri. Doğayı gözlemleyerek yapmıştır bu çiçek resimlerini. Naturalist bir üslupla çalışır. Bu işte güller, sümbüller, karanfiller, hercai menekşeler. Aslında İstanbul'un bütün bitki örtüsünü görebilirsiniz bu çizimlerde. Yine bunlar Ali Üsküdar'ın çizimleri. Bitkilerin tabii kök kısımları yoktur gördüğünüz gibi. Yani kurdeleli buketler şeklindedir. Yani o yüzden bunların bilimsel olduğu söylenemez ama yine de bilimselliğe doğru, yani doğayı gözlemlemeye, yani bitkileri gözlemlemeye doğru bir gidiş var. Bunu da rahatlıkla söyleyebiliriz. Bir süre sonra batılılaşma hareketiyle birlikte naturalist usulüpten uzaklaşıyor Osmanlı'da sanatçılar. Barok, rokoko, ampir usulüplerin etkisine giriyor ve tamamen stilize olmaya başlıyor. Ve ondan sonra da ta 1960'lara gelinceye kadar Türkiye'de gözleme dayalı bir bitki çizimden söz edemiyoruz. Tabii eğitim amaçlı kullanılan çokça botanik kitapları var ama bunlar genellikle Fransızca orijinallerinden çevrilmiştir. Resimler de aynen orijinallerinden aktarılmıştır. Bu anlamda uzunca bir süre beklemek gerekiyordu. Ama bir isim var ki o gerçekten önemli. Cumhuriyet tarihinde Nebahat Yakar'ın bilimsel bitki çizimleri botanik tarihimiz açısından son derece değerli. Üç ciltlik Türkiye Bitkileri Atlası var. Onu da burada bitkilerin ayırt edici karakterlerini ön plana çıkartmış. Aslında Nebahat Yakar'ın, yani Türkiye'de bitki, bilimsel bitki ressamlığının mesleğinin doğuşuna öncülük etmiş bir isim olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Burada gördüğünüz gibi
1930'larda aslında İstanbul Üniversitesi Biyoloji bölümündeyken Nazi zulmünden kaçıp gelen Alfred Heibrun'un öğrencisi olmuş, asistanı olmuş. Mezun olduktan sonra aynı üniversitede akademik kariyerini ve hocalığa devam etmiş. Heibrun genetikçi olduğu için enstitüdeki genç asistanlara da bitkileri melezlemeyi, kromozomları incelemeyi öğrettirmiş. Ayrıca farmasötik dersleri de vermiş öğrencilerine. Morfoloji ve anatomi dallarında yetiştirmiş. Nebati Akar da doğru bitki çizme yeteneğini buna borçlu olmalı. Deneylerini kendisi yaparmış. Mikroskop başında çalışırmış. Genellikle botanikle morfoloji ile ilgili çok değerli kitapları var ama burada özellikle konumuz gereği Renkli Türkiye Bitkileri atlası önemli. Toplam 48 levha var bu kitabında. Kendisinin çizdiği kitap şu anda İstanbul Üniversitesi kitabında korunuyor eğer yanılmıyorsam. Tabii çok yıllar geçmesi gerekecek de bunun üzerinden tekrar bitki ressamının gündeme gelmesi için. Ta ki Işık Günel gibi bitki ressamları yetişinceye kadar diyorum. Çok teşekkür ederim. Evet, Benen Hanım'ın da bahsettiği gibi 1960'lı yıllarda modern anlamda bitki ressamının ilk örneklerine rastlıyoruz Türkiye'de. Şu an güncel ve en kapsamlı bitki çizimi projesi olan Resimli Türkiye Florası'ndan biraz bahsetmek istiyorum. Işık Güner bu projenin hem bitki ressamlarından hem de Resimli Türkiye Florası projesinin sanat editörü olarak projede çok aktif bir şekilde çalışıyor hala. Bu projeyi nasıl yürüttüklerini örneklerle bize anlatmasını isteyeceğim. Şimdi de sözü Işık Hanım'a bırakıyorum. Merhabalar, sesim geliyor diye umut ediyorum. Teşekkürler davetiniz için, soru için. Ben kimseyi göremiyorum ama siz de hoş geldiniz, geldiğiniz için. Resimli Türkiye Florası, anlatacak çok şey var tabii bu projeyle ilgili ama çok büyük bir proje. Bu kadar büyük bir proje olmasının nedeni tabii ki Türkiye'nin inanılmaz zengin bir bitki örtüsüne sahip olması. Çok zengin. Yani biyoçeşitliliği çok fazla. 11 bin kadar bitki türü var. Bu projede de yapmaya çalıştığımız bizim bütün bu türleri resimlerini yapmak. Bütün bitki bilgisini toplamak, derlemek, toplamak. Tek tek resimlerini yapmak ki bu oldukça zahmetli olabiliyor. Ben biraz nasıl yürüdüğünü, işlerin nasıl yürüdüğünü anlatmaya çalışacağım. Resimli Türkiye Florası Projesi ANG Vakfı'nın desteklediği Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi'nin üstlendiği, hani merkez üssü olarak oranın çalıştığı bir proje. Ama tabii ki proje çok büyük olduğu için çok büyük bir ekip çalışıyor. Türkiye'nin her tarafından botanikçiler bir araya gelmiş, belli cins grupları üzerinde çalışıyor. Çok ciddi araştırmalar yapıyorlar. Biz de sanat editörü olarak ben ve iki arkadaşım daha var. Ben Gülnur Ekşi ve Fatma Şen diye başka bir ressamımız var. Biz de sanat editörlüğü olarak yapmaya çalıştığımız şey bunun bu ressam kısmını, resim kısmını halletmek. Biraz zorlanıyoruz kimi kısmında, kimi kısmı çok güzel işliyor. Ama yapmaya çalıştığımız şey, yani bitki resmi, bilimsel bitki resmiyle biz bu işi çok güzel anlatabiliyoruz. Bitki bilgisini çok güzel yalın haliyle bütün bitkinin karakteristik özelliklerini ortaya çıkararak açıklayabiliyoruz. Bunun için de işte ne kadar çok bu bitkilerin resmini çizebilirsek o kadar o bilgiyi toparlayabileceğiz. Ve bu sebepten dolayı bu Resimli Türkiye Florası Projesi'ne giriştik. Dediğim gibi çok büyük bir proje olduğu için ben de daha önce hiç böyle bu kadar büyük bir projede çalışmamıştım. Bazen iki adım öne gidiyoruz, bir adım geri gidiyoruz. Bir takım yöntemler geliştiriyoruz. Kimi oluyor, kimi olmuyor. Olmadığı zaman o yöntemleri değiştiriyoruz. Ama gerçekten üzerine çalışılması gereken çok değerli bir proje. Çünkü Resim Türkiye Florası daha önce iki kere yazılmış bir proje.
Bu projede bir tanesi Davis ve arkadaşları tarafından yazılmış 1960'lar ve 80'ler arasında Flora of Turkey adlı bir çalışma var. İngilizce yazılmış bir flora bu. Onun öncesinde de Latince yazılmış bir Flora of Orientalis diye bir şey var. Daha önce Türkiye florası üzerine çok kez çalışılmış bir flora, inanılmaz zengin. Şimdi bu projeyle, bu projenin güzel taraflarından bir tanesi Türkçe yazıyoruz. Türkçe olması ve resimli olması. Bu projeyi yazmadan önce bir Türkçe yazabilmek için şöyle bir kitap var. Bilmiyorum, belki kiminizde vardır. Bu Türkiye Bitkileri Listesi. Bu kitap hani Flora'nın aslında başlangıcı. Bu kitapta bir grup botanikçi bir araya geldi. Haftalar, aylar süren çalışmalarla bütün Türkiye'deki bütün türlere Türkçe isimler verildi. Kimi zaten var olan isimler toparlandı. Hangisi daha yaygın kullanılıyorsa o alındı. Olmayanlara isimler verildi. Böylelikle ortak bir dilde konuşabilmeye çalışıyoruz biz. Yani ben bir bitkinin isminden bahsettiğim zaman sizin anlayabilmeniz bizim bu bilgiyi paylaşabilmemiz için son derece önemli. Bu kitap çıktıktan sonra da biz işte Flora Projesi çalışmalarına başladık. Bu projede çalışırken, yani tabii ki proje çok büyük olduğu için çok büyük bir ekip çalışıyor. İşte bütün botanikçiler, ressamlar, bizim şu anda yaklaşık 60 kadar ressamımız aktif bir şekilde çalışıyor. Aktif derken bazen işte bitkileri bulmamız gerekiyor. Onlara eğer ulaşamıyorsak bazen aksaklıklar oluyor. Resimlerin beklemesi gerekiyor. Devam etmesi gerekiyor. Ama bir şekilde biz bunu devam ettirmeye çalışıyoruz. Bir örnekle ben bunu anlatabilirim belki. Burada şimdi tabii ki hepimiz evlerimizde kaldığımız için ben de burada Şamlıhemşin bölgesinde yaşıyorum ve burada çok fazla çiçek yetişiyor. Bir tane bir tür var, Silla diye. Bunu resimli Türkiye florası için yapmak istedik. Yani yapılması gereken bir tür. Şurada bilmiyorum görebiliyor musunuz? Şöyle bir resim. Bu şimdi çalışırken şöyle oluyor. Bizim yaptığımız, sanat editörü olarak yapmaya çalıştığımız şey ressamla bitkiyi eşleştirmek. Yani belli bir tür grubu çizilecek. Biz diyoruz ki işte şu ressamlar şu türleri çalışsın. Bunun ayarlamasını yaparken bitkilere bakıyoruz. Bitkiler nerede? Bazen herbaryum örneğinden çalışılıyor. Çoğu zaman da canlı örnek gerekiyor. O canlı örnekler içinde bitkiyle ressamı eşleştirmemiz gerekiyor. Bitki neredeyse, bazen işte Ankara herbaryumundaysa Ankara'dan bir ressam ayarlamaya çalışıyoruz. İstanbul'daysa İstanbul'dan ya da dağa gidecekse seyahat edebilecek bir ressam ayarlamaya çalışıyoruz. Ve bütün bunların resimlerini yapmaya çalışırken bir ekranımı paylaşmak istiyorum. Bir saniye. Sanırım paylaşıyorum şu anda diye düşünüyorum. Şurada iki tane örnek göstermek istiyorum. Bu ikinci ciltte çıkan, biz ikinci cilt basıldı. O da oldukça kapsamlı bir çalışma tabii ki, sadece ikinci cilt. Daha çok teknik kalem çalışıyoruz. Şuradaki gördüğünüz gibi bu Fatma Şenkent sanat editörlerinden diğeri. Onun yapmış olduğu bir çalışma. Çoğunlukla teknik kalem çizimleri yapıyoruz. Bu oldukça bilimsel bir çalışma. Bütün detayları, yani bu türü diğerinden ayırabilecek bütün özelliklerin bir tabloda toplanmış hali. Bu çalışmayı yaparken herbaryum örneklerinden yararlanabiliyoruz kısmen. Her tür için olmasa da yararlanabiliyoruz. Ama bazen yapamıyoruz. Özellikle her cins grubunda, bu aynı cins grubundan başka bir örnek. Diyarum diye. Bu da Hatice Baran Şişik resmin yaptığı bir çalışma. Sulu boya çalışmalarında her cins grubunda daha çok teknik kaleme yer verirken en az bir tane ya da daha fazla yapabiliyorsak sulu boya resmi olsun istiyoruz. Bu sulu boya resmini yapabilmek için canlı örneğe ihtiyacımız var. Canlı örnek son derece önemli. Bunu yapabilmek için de işte bizim zorlandığımız kısım orası. Çünkü bazen çok zor olabiliyor bu bitkileri bulmak.
Dediğim gibi Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi bu işin merkez üssü ve botanik bahçesinde inanılmaz bitki koleksiyonları var. Birçok bitkiyi orada bulabiliyoruz. Bu da bizim işimizi kolaylaştıran bir şey. Ama eğer bulamıyorsak arazi çalışmaları yapılması gerekiyor. Hocanın, o bitki grubunu yazan hocanın, ressamın bu bölgelere gidip doğru zamanda, doğru yerde olarak bitkinin lokasyonunu bulup o bitkiyi bulup resmetmeleri gerekiyor ki gözleme dayalı çizimler bunlar. Yani ressamın mutlaka bitkiyi görmesi gerekiyor. Bu çalışmalar yapılabilsin. Bu daha sonra bu çalışma sisteminde şunu yapıyoruz. Bir online sistemimiz var. Ressam bir takım çalışmalarını hazırladıktan sonra bu online sisteme yüklüyor. Oraya yükledikten sonra bu resimlerin iki kategoriden geçmesi gerekiyor. Bu en önemli kategori, asla es geçemeyeceğimiz bir nokta, bilimsel doğruluğu. Ki bu da o bitkinin yazarı kim üzerine çalışıyorsa onun kontrolü gerekiyor. Bakıyor, diyor ki tamam diyor, işte buralar doğru diyor, şu kısımlar, şunu eklememiz, tohumunu eklememiz lazım, meyvesini eklememiz lazım gibi gibi bilgileri veriyor. Eğer bilimsel kriterlerden geçiyorsa sanat editörleri olarak bizim yaptığımızda, işte üç arkadaş hangisine denk geliyorsa, bizim yaptığımızda biraz daha kompozisyon, çizgi değeri, daha resimsel değeri uygun mu değil mi? Biraz daha onları kontrol edip bir ortak bir dil oluşturmaya çalışıyoruz. Çünkü bazen öyle ki mesela çok kalabalık cins grupları var. Yani bir cins var, işte 40 tane türü var. 40 türü bir resmin yapması mümkün olmuyor. Çünkü dediğim gibi arazi çalışmaları yapılıyor. Canlı bitki örnekleri bulmak gerekiyor. Bunların hepsi çok uzun soluklu süreçler. Kimi zaman işte bir sene beklemeniz gerekiyor bitkinin çiçeklenme dönemine. O yüzden bölüyoruz. Farklı ressamlar, farklı eller, farklı dokunuşlar. Böyle olunca da bizim biraz yapmaya çalıştığımız bunları birazcık daha ortaklaştırmak, birazcık daha böyle tek bir dilde toparlamaya çalışmak yapabiliyorsak eğer. Ancak bu iki kriterden de geçince bu resmi Türkiye hani projede, kitapta biz bunu basabiliyoruz. Şu anda ikinci cilt basılmış durumda. Biz üçüncü ve dördüncü ciltte aktif olarak çalışıyoruz. Bunun dışındaki diğer ciltleri üzerinde de çalışıyoruz ama önceliğimiz 3. ve 4. cilt ki 3. cilt çok zorluyor bizi. Nedeni soğanlı bitkilerin olduğu bir cilt olacak o. İşte orkideler, çok inanılmaz bitkiler ve bunların çoğunu herbaryum kuru örnekten, yani kurutulmuş bitki örneğinden çalışmak mümkün değil. Yani canlı örnek lazım. Ressama canlı örneği veremediğiniz sürece yapabilecek hiçbir şey yok. Ki bu da işte seneden seneye atlıyor, işte gidiyorsun bir sene bitkiyi arıyorsun, buluyorsun, o sene ne kadar çok yaparsın iyi, eğer kaçırdıysan zamanını bir sene beklemen gerekiyor diğer türleri bulabilmen için. O yüzden tabii ki çok uzun soluklu bir sürece girmiş bulunuyoruz. Bu az önce gösterdiğim resim de dediğim gibi burada ben hazır burada ulaşabildiğim bir bitkiydi bu. Tabii bu şu anda bulunduğumuz bu pandemiden dolayı Türkiye florası da etkilenmiş durumda. Seyahat edemediğimiz için ve tam bahar döneminde olduğumuz için birçok bitkiyi kaçırıyoruz. Ve seneye kalıyor, yapacak pek bir şey yok. Buna ulaşabildim ama ben bir buçuk saatlik bir mesafedeydi bana. Şimdi benim burada yaptığım, bu bitkinin hocası bana dedi ki bitki şurada. Bana lokasyonu veriyor. Ben gidiyorum, buluyorum ve bu çalışmayı hazırlıyorum. Şimdi burada benim karşılaştığım zorluklardan bir tanesi şuydu. Resim, bitki öyle bir yolda ki tam yolun kenarlarında, buradaki bu yollardan dolayı da bayağı bir yeni yapılmış, açılmış, genişletilmiş, hani oralar bir darma duman olmuş. Çok kayıp vardı. Hani çok fazla birey yoktu. Şimdi az bir birey olunca ben o bitkiyi alamıyorum. Yani en fazla bir tane iki tane alabildim. Geri kalanı bırakmam lazım ki devam etsin. Şimdi az örnek olunca çalışmak çok zorlu oluyor. Çünkü bir tane örneğim var. Öldüğü zaman bitti. Hani yapabileceğim hiçbir şey yok. O yüzden mümkün olan en hızlı şekilde bu çalışmaları yaptım ve bu görebiliyorsanız eğer hani bitkinin ana duruşu, işte çiçeğin detayları gibi birçok bilimsel kriterlerine uygun ki buna başlamadan önce bunu yazan hoca bana biraz anlatıyor bitkiyi. Diyor ki işte bak şu kısımlar önemli, şunlar önemli. Şimdi bunun
yeniden hani tam tablo halinde yapılıp çizilmesi gerekiyor. Ama onu yapamıyorum şu anda çünkü bu bitkinin bir özelliği de işte bu meyvesi ve tohumu karakteristik bir özellik. Şimdi benim onu beklemem lazım. Yani çiçeklenme dönemi Mayıs 15 gibi dedi. Hani bulabilir miyim, bulamaz mıyım? Bunların hepsi bir bilinmezlik olabiliyor. Bazen işte bitki çok yaygın oluyor, her şey çok kolay oluyor. Bazen çok zor olabiliyor. Şimdi bekliyoruz. Eğer bulabilirsem bu resmi tamamlayabileceğim. Ve bitki hakkında bu Silla Vardaria diye bir çiçek. Bu bitki hakkında ben gerekli bütün bilimsel, hani o bitkiyi tanımlayabilmek için, o bitkiyi anlatabilmek için bütün gerekli bilgileri toparlayabilmiş olacağım bir tabloda. Eğer bilimsel açıdan doğruysa ve estetik olarak uygunsa flora projesinde kullanılabilecek bir çalışma olacak. Ancak bir de şöyle bir kriterimiz var. Biz bu projede bu resimleri basabilmek için dikkat ettiğimiz şeylerden bir tanesi her çalıştığımız bitkinin bir herbaryum örneği olmak zorunda. Yani bitkinin kurutulmuş örneği olmak zorunda ki bazen dediğim gibi birçok bitkiyi kuru örneklerden çalışabiliyoruz. İşte Ankara Fen'deki herbaryum, Gazi Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi bütün herbaryumlarını açmış durumda. Buralara ressamlarımız gidip çalışabiliyor. O zaman birçok şey var. Numaraları var, bitkinin aksesyon numaraları var. Bunları kayıt alıyoruz. Bu da bizim kanıt gösterebilmemize sebep oluyor. Yani son derece tabii ki bilimsel bir çalışma olduğu için kanıt göstermemiz şart. Yani sadece resmi yapıp her ne kadar çok güzel olsa da biz onu kullanamayabiliyoruz eğer kuru örnek yoksa. Mesela bu az önceki gösterdiğim çalışmada emin değilim bunu gösterebilecek miyim ama az önceki gösterebildiğim çalışmada şöyle bir çizdiğim bitki bu. Çizdikten hemen sonra bunu gazete kağıdı arasında kurutuyorum. Ve çürümemesini sağlamaya çalışıyorum. Daha sonra bu bitkiyi muhtemelen Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi herbaryumuna numaralandırarak koyacağız. Eğer bu çalışmada flora projesinde yer alırsa o resmin altında bir numara olacak ve biz böylelikle çizdi bak bu bitki, şu bitki, adı bu, sanı bu, tipi bu, boyutları bu. Bunu da şuradaki herbaryumdan gidip görebilirsiniz diyebileceğiz. Bu da tabii ki bu bilimsel dayanağı olmak zorunda bu projenin. Son derece keyifli tabii ki. Yani benim açımdan şey çok güzel. Yani bu kadar büyük bir proje, çok büyük bir ülke, inanılmaz bitki örtüsü ve bütün botanikçilerin bir araya gelip hani böyle bir projeye el atması ve bu vesileyle de inanılmaz bitki resimlerinin yetişmesi ve onlara bir iş olanağı olması, onların bir amaç için, bilimsel bir amaç için çalışması çok güzel. Bir de ressamların gelişimi için de muhteşem çünkü ressamlar bilim adamlarıyla çalışıyor, birlikte çalışıyor. Hani iki farklı alan bir arada çalışıyor, bir arada çalışmayı öğreniyor nasıl çalışabileceğini. Bu da ressamlarımızın gelişimi açısından muhteşem bir şey. Benim kendi yaptığım işlerde genelde hep öyle oldu. Ben bir botanikçiyle çalışıp önce bitkiyi öğreniyorum. Bitkiyi öğrenmem benim birazcık daha neye bakacağımı, neye konsantre olacağımı sağlıyor. Ve ondan sonra da bu çalışmayı yapabiliyorum. Umarım keyifli olur. Yani biraz uzun soluklu bir proje olacak ama umarım altından kalkabileceğiz birçok şeyin ve diğer ciltlerde en kısa zamanda gelecek diye umut ediyorum. Meleceğe veriyorum. Evet, bu proje kapsamında Işık'ın da anlattığı gibi bitkiye ulaşmak için bir seyahat, hatta seyahatler çok önemli ve yerinde görmek bitkiyi. Bitki ressamlığının gezginliğe uzanan bir yanı var aslında bu noktada. Buradan ben yine biraz daha tarihsel sürece geri dönüp Beren Hanım'a Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde gezdiği coğrafyaların fauna ve florasından nasıl bahsettiğini sormak istiyorum. Tabii, teşekkür ederim. Anlatayım.
Dediğim gibi gezginler çok önemli. Bu coğrafyaya çok fazla gelmiş gezgin var. Asuman Baytop bu coğrafyaya gelen bütün gezginlerin seyahatnamelerini araştırmış, incelemiş, bir kitapta bir yere getirmiş. Evliya Çelebi üzerinde bir araştırması var. O da gerçekten çok faydalı. Evliya Çelebi seyahatnamesi botanik tarihi açısından gerçekten ufuk açıcı. 1630 yılında önce İstanbul'dan başlamış, sonra Anadolu'ya ve diğer ülkelere açılmış. İran ve Kafkasya'dan Hollanda'ya, Kırım ve Baltık Denizi'ne, Etiyopya, Arabistan'a çok geniş bir coğrafyayı kaplıyor. Aslında Evliya Çelebi tam bir doğa bilimci gibi gerçekten. Sadece gündelik yaşam biçimlerinden değil, gezdiği yerlerin coğrafyasından, fauna ve florasından bahsediyor. Güçlü bir merak duygusu var. Abartılı öyküler ve efsanelerle birleştiriyor tabii bu bitki hikayelerini. Bitkilerin nasıl kullanıldığını, nerelerde yararlandığını anlatıyor. Hatta şifa özelliklerini de anlatıyor yeri geldiği zaman. Bu seyahatname sayesinde 17. yüzyıl ortalarında Anadolu'nun işte hangi yörelerinde hangi meyvelerin yetiştirildiğini, hangi bitkilerin yetiştirildiğini anlayabiliyoruz. Tabii bu arada şeyi de anlatmış, yani gezdiği yerlerde halkın tükettiği yiyecek içecekleri anlatmış. O yörelerde yetişilen bugün bildiğimiz bütün sebze ve tahıllardan söz ediyor. Tabii şöyle abartılı ifadeler de kullanıyor seyahatnamesinde. Bu da zaten onun tarzı biliyorsunuz Evliya Çelebi'nin. Mesela şöyle ifadeler var, onu aktarayım size. Her birinden, mesela kirazdan bahsediyor burada. Her birinden yüzer katre su çıkar. 1000 türlü kavun ve karpuz, 40 türlü armut, 70 türlü sulu armut gibi, yani böyle abartılı ifadeler var. Evliya Çelebi sayıları seviyor. Yani 7, 20, 40, 70, 77 gibi sayılara gelişi güzel kullanmış. Bunların aslında hiçbiri şeye dayanmıyor. Yani bilimsel bir temele dayanmıyor. Evliya Çelebi'nin ormanlara ve ağaçlara da çok özel bir ilgisi var. O geçtiği ormanlarda, köy yakınlarında, mesire yerlerinde, bağ ve bahçelerde, köşklerin bahçelerinde, saray bahçelerinde gördüğü bütün şeyleri, ağaçları, ormanları kaydetmiş. Sığla ağacından bahsediyor, Siirt'teki botun fıstığından bahsediyor, kahve ağacından. Mısır'ın bir de şey ne olduğunu çözemediğimiz bir takım şeyler de var. Ağaçlar da var. Özel terimler kullanmış bunun için tabii. Bugün botanikçiler bunun hangi ağaçlar olduğunu bilmiyor. Mesela şöyle demiş. Cemmiz, hıyarı şembe, nabıka, sanda, sindiyan gibi ağaçlardan bahsediyor. Bunların bazılarının ne olduğu bilinemiyor. Şeyleri de kaydetmiş, yani sazlık ve bataklıkları da kaydetmiş. Çiçekleri de seviyor belli ki. Onlardan da bol bol bahsediyor. İşte reyhandan, feslenden bahsediyor. Tutya, menekşe, gül bunların adını geçiriyor. Örneğin şey Bursa'da, birkaç örnek vereyim ben size isterseniz. Nasıl kaydetmiş? Bursa gezisinde mesela şehir içinde dükkanları örten üzüm asmalarından, sokakların iki tarafı süsleyen ağaçlardan, meydancıklardaki büyük çınar ve salkım söğütlerden bahsediyor. Şöyle bir şey geçiyor. Bursa'nın 40 türlü armudu, sulu çeşitli üzümü, keşiş sulu kirazı. Biraz da böyle şehirsel ifadelerle aslında gördüklerini, gözlemlerini anlatıyor. Sonra şöyle Anadolu'ya ve Rumeli'ye görevle giden paşaların yanında yolculuk yapmaya başlıyor. Şeye de gitmiş, İstanbul'dan deniz yolu ile Trabzon'a da gitmiş. Burada sınırdaki Bünya Kalesi'ne gidip geliyor. Azak Seferi'ne katılıyor, oradan geri dönüyor. Mesela Trabzon'da şöyle bitkiler, yani şey meyveler gördüğünden bahsediyor. Kiraz, lahıcan armudu, bey armudu, gülabi armudu, sinop elması gibi meyvelerden bahsediyor. Şimşir ağaçlarından ve fındıklardan bahsediyor. Sonra şöyle bir şey var. İşte Şam, Sur, Akka ve Gazze'ye de gitmiş. Onu da görüyoruz seyahatnamede. Burada Anadolu ve Suriye arasında geçen bu iki yıl boyunca Anadolu'ya ilgili bolca kayıt var. Konya'da gördüğü bir çiçek var. Şöyle demiş. Örneğin, Meram Dağı'nda bir çeşit çiçek olur ki mavi renklidir. Debbalar onunla deriyi tabaklayıp gül rengi, gül şeftali sarısı, turuncu, kırmızı sahtiyen yaparlar ki
Arap ve Acem'de tanınmıştır. Tabii bu çiçeğin, bu mavi çiçeğin ne olduğu tam olarak bilinmiyor. Yani işte böyle Evliya Çelebi'nin gördüğü takım şeyler var. Bir, şöyle enteresan bir şey de var, onu da aktarmalıyım size. Bir takım şeyler de var, kullandığı terimler de var. Kimya otu gibi mesela, onun ne olduğu da bilinmiyor örneğin. Mesela Bingöl Yaylası'nda nice çeşit bitki ve otları olduğu gibi kimya otu dahi vardır diyor. Sarı tutya, kırmızı tutya, mor tutyalar var ki güzel kokusundan adamın elim ağı kokulanır diye bahsetmişler. Burada kimya otunun ne olduğunu bilinmiyor. Yani Asuman Baytop da kitabında böyle yazıyor, onu belirtmiş. Bu şöyle diyor yalnız kimya otuyla ilgili, Cebeli Lübnan'da da bulunduğunu, bu otu yiyen koyun ve keçinin dişlerinin altın gibi olduğunu, kimyacıların bu otu bulup altın yapmakta kullandıklarını, fakat bu otun daha da pek az bulunduğunu yazmış. Yani bu aslında tabii ki altınla ilgisi yok ama çiğnendiği zaman tükürüğü sarıya boyayan bir bitki olduğunu tahmin edebiliriz herhalde. Yani keçiler yediğine göre bir berberiz çalısı olabilir örneğin. Evet, yani Evliya Çelebi Rumeli yolculuğunda da İstanbul'dan başlayarak Trakya üzerinden Bulgaristan'a geçmiş. Mesela Çatalca'da ne görmüş onu aktarayım. Şehrin doğu tarafında bir çimenlik, sahraya bakan yüksek bir yerde servi, çınar, kavak, dalları aşağıya sarkmış söğüt ağaçları ve diğer çeşitli meyvelerle donanmış bir ağaçlık İrem Bağı'dır ki sanki cennettir. İçinde bostancıbaşı, 300 bahçıvan vardır. Çatalca çayırı, kağıthane çayırından latif bitkili ve otlu olup yonca ile süslü bir lalettir. Yani buna benzer çokça seyahatnamede aslında botanikle ilgili, bitkilerle ilgili bilgi edinebiliyoruz. Gerçekten çok değerli. Aslında bilimselliği tartışılabilir olsa da biliyorsunuz Evliya Çelebi sürekli abartılı hikayelerle de ekliyor. Şeyleri abartıyor, boyutları abartıyor, sayıları abartıyor. Bu anlamda aslında şey olsa da, bilimselliği tartışılır olsa da gerçekten botanikçilerin çok fazla ipuçları elde edebiliyor Evliya Çelebi'nin kitabında. Evet, yani aslında bu kısmı şey yapmayayım çok fazla. Ya buna benzer çokça bilgi var dediğim gibi. Çok bir şey gibi, gerçekten ilgisi var bitkileri, yani bir bitki bilimci kadar ilgilenmiş olduğunu söyleyebiliriz. Çiçekleri de çok seviyor gerçekten. Yani pek azını yabani olarak tanımlıyor. İşte gül, lale, sümbül, süsenlerden, tutyalardan bahsediyor. Erguvan'dan bahsediyor. Diğerlerinin çoğu aslında bahsettiği, bunların dışında soğanlı bitkiler var. Evet, buna benzer çokça kayıt var seyahatnamede. Yani kimi bilgiler muğlak olsa da yine de değerli bir kaynak olduğunu söyleyebiliriz. Evet, tam olarak bilimsel almasak da Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde gezi coğrafyalarının o dönemin flora ve faunasından bahsetmesi oldukça önemli tabii. Ben şimdi günümüze dek bitki ressamlığının gelişimiyle bitki resim kitaplarının, yani bilimsel anlamda çıkan bitki resim kitaplarından örnekler sormak istiyorum Benan Hanım'a. Tarihte yayınlanan önemli kitaplardan bize hangilerini örnekler verecek? Onun için tekrar sözü kendisine bırakıyorum. Peki, teşekkür ediyorum. Örnekler vereyim ama umarım görsel açısından sorun olmaz. Biraz önce izleyicilerimiz görebildi mi benim verdiğim örnekleri bilmiyorum. Umarım bu sefer sorun olmaz. Tabii 17. yüzyıldan itibaren keşifler çağı olduğunu söylemiştim. Artık botanik kitapları da gelişmeye, botanik kitapları yayınlanmaya başlıyor. Botanik bilimi gelişiyor. İlk kitap, deneyelim bakalım. Umarım sorun olmaz. Çünkü bu canlı yayının 41 türlü şeyi var. Çok bilinmeyeli bir denklem gibi. Umarım sorun olmaz. İzleyicilerimizden bu anlamda kusura bakmasınlar sürçülisan ettiysek. Şimdi umarım sorun olmaz diye düşünüyorum. En iyisi bu şekilde bırakayım. Hani sunum kısmına geçmeyeyim.
Şimdi şeyden başlayalım. İlk kitap aslında 17. yüzyıldan bir kitap. 1600'lerin sonuna ait. Basilius Bessler'in Hortus Estesensis çiçek kitabı. Bu gravür tekniğiyle basılan aslında en iyi kitaplardan birisi. Almanya'da basılmış. İnanılmaz detaylara sahip. Bu o kitaptan benim seçtiğim, göreceğiniz üzere bunlar sümbül. Yani bizim topraklardan gitmiş çiçekler. Şeye ait 374 levha var bu kitapta. Üstün bir işçilikle 6 ayrı baskı ustası yapmış bunu. Burada önemli olan aslında Basilius Bessler Nürnberg'li bir eczacı. Onun tavsiyesiyle patronun aslında hayatı boyunca bakıp keyif alabileceği, bahçesini gelecek nesiller için ölümsüzleştireceği bir kitap aramış. Onun tavsiyesiyle sanatçılara gönderilmiş bahçesindeki çiçekler tek tek kutularla Nürnberg'deki sanatçılara gönderiliyormuş. Yani böylece canlı örneklerden çalışabilmişler ve böylece muhteşem örnekler çıkmış ortaya. Aslında kitabı da gösterebilirim size. Ekrandan görebilecek misiniz bilmiyorum. Şu anda tabii kendimi de göremediğim için görünüyor mu bilmiyorum tabii ki. Böyle örnekler var. Evet, 1700'lere gelelim şimdi. ...1700'lerin başından bir örnek. Bu 1705 yılında Amsterdam'a basılan entomolojik bir başyapıt olduğunu söyleyebiliriz. Yani Metamorphosis Insectorum Surinamensium diye bir kitap. Enteresan bir şey, kadın aslında bu şeyi yapan bir kadın. Evet, o dönemden yani 1700'lerin başından. Maria Sibylla Merian'ın Surinam'da 2 yıl geçirdikten sonra hazırladığı bir kitap. Böcekleri hayatlarının farklı evrelerinde en sevdikleri besin üzerinde çizmiş, tasvir etmiş. Maria Sibylla Merian enteresan, yani aslında çok soylu bir aile doğmuş olması rağmen, yani varını yoğunu terk edip maceraya atılan kadınlardan birisi. Ve işte kendi zamanı düşünürseniz bu son derece şaşırtıcı. Onun aslında ilk böcek bilimci olduğunu da söyleyebiliriz. Yani kelebeklerin ilk yaptığı şey de zaten kelebeklerin metamorfoz sürecini gözlemlemek, bunu aktarmak. İlk böcek bilimci olduğunu söyleyebiliriz. Gerçekten çizimleri de hala bugün bile ilham verici. Yerleşik bu kalıpları reddetmiş birisi, değiştirmiş birisi bu anlamda. Gerçekten çok değerli. Onun kelebek ve güve sınıflandırmaları bugün hala geçerli. Bundan yani 350 küsur yıl önce doğmuş ama hala işte varın yoğunu bilimsel keşif yolculuklarını harcamış. Gerçekten sıra dışı bir kadın. Onun botanik sanatına getirdiği yeniliğin bitkilerin ve onlarla ilgili canlıların tüm yaşam döngüsünü tek bir levhada aktarmış olmak olduğunu söyleyebiliriz. Mesela oradan birkaç tane örnek gösteriyorum şu anda size. Sağdaki örnek işte bizim çizgili lalemiz ve sanıyorum o damalı gibi görünen de Melagris türü. Yine bunlar bizim topraklardan gitmiş. Hollanda'dayken, Amsterdam'dayken çizmiş olmalı bunları. Yine solda bir lale buketi görüyorsunuz. Ve sağda yine kelebekler, tırtıllar ve bütün dönüşümü gösteren tek levhada çizimler. Son derece güzel. İşte bu da yine Maria Sibylla Merian'ın bir çizimi. Şimdi burada laleleri, Türk zambaklarını, ters laleleri, irisleri görüyorsunuz. Yine Maria Sibylla Merian'ın kitabından örnekler. İşte bu bizim Fritillaria imperialis ters lalemiz, yani ağlayan gelin de dediğimiz ters lalemiz ve onun elinden gerçekten çok hoş bir örnek. Şimdi 1700'lerden bir başka kitap ve bitki ressamına gelelim. Linnaeus sisteminin savunucusu Georg Dionysius Ehret. Bu da aslında botanik ressamlığı, yani bilimsel bitki çizimi açısından gerçekten çok önemli bir
isim. Bilimsel gözleme dayalı bitkinin botanik karakterisine vurgu yapan çizim yöntemi aslında ehliyet çok belirleyici olmuş bu yöntemde. Uzun yıllar bir arada çalıştığı bu modern taksonominin kurucusu Carlos Linnaeus'tan çok faydalanıyor. Onun taksonomi anlayışına göre yapıyor yani şeylerinde, resimlerinde. Bu anlamda gerçekten onun tarzı önemli. Birçok müzenin koleksiyonlarında, arşivlerinde, bitki avcılarının doğa kitaplarında onun resimleriyle karşılaşıyoruz. Tabii bilim insanlarıyla birlikte zengin bitki koleksiyoncuların himayesinde sayısız illüstrasyon yapmış Ehret. Onun geliştirdiği stil bugün de bitki ressamlarınca takip ediliyor, kullanılıyor. Levhalarda bitkilerin farklı detay ve parça kesitlerini sunmuş olması onun açısından farklı bir yöntem. Gerçekten yeteneği ve teknik mükemmeli açısından önemli bir ressam. Ve işte nadide örneklerini kayıt almak, altın almak isteyen bütün işte koleksiyonerlerin de koleksiyoncuların da tercih ettiği bir ressam olmuş. Kitabı Hortus Clifortianus kitabı son derece önemlidir. Oradaki çizilen çoğu Ehret'e ait. Bunlar da Ehret'in çizimleri. Yani bir sedir ağacı var solda. Gördüğünüz gibi son derece güzel. Bu onların Ehret'in yaptığı eskizler, orijinal eskizler. Yine soldaki bir lale kitabından bir görsel, sağdaki Manolya'dan. Evet, ve şimdi botanik sanatın tabii tarihini anlatırken unutmamamız gereken bir örnek de var. O da Curtis Botanical Magazine, ondan söz etmeden geçmeyelim. 1787 yılında William Curtis tarafından kurulmuş ve bugüne kadar hala yayınlanmaya devam ediyor. Kew Kraliyet Botanik Bahçeleri'nin bünyesinde Londra'daki, orası da çok önemli bir merkez botanik bilim açısından. Bu derginin şöyle bir önemi var, aslında daha az varlıklı insanların da bitki çizimlerinden faydalanmasını sağlamış, yani onlara da ulaşmasını sağlamış. Bu dergi açıdan gerçekten önemli ve en önemli ressamlarından birisi de bu şu anda görmüş olduğunuz resimlerin çiziri Walter Hood Fitch. Tabii burada bu dergide bitkilerin tarihini, habitatlarını, botanik bilgilerini, nadir veya tehlike altındaki türleri konu eden her makale bir botanik çizim eşlik ediyor. Bakır levhaya yapılan gravürler daha sonra yerini yani 1830'lardan sonra taş baskıları bırakmış, litografileri bırakmış. Çok tabii yoğun emek gerektiren bir iş bu. En uzun soluklu botanik dergisi ve bugün hala devam ediyor. Bu açıdan gerçekten önemli. Şimdi 1800'lere doğru gidelim. Doğu Akdeniz florasıyla ilgili bir eser, hatta bir başyapıt diyebiliriz. Flora Graeca. Yani aslında uzun yıllar birlikte çalışan ressam ve bilim insanının çabasıyla bu ayrıcalıklı florayı anlatıyor Flora Graeca. Gerçekten de hem botanik bilimine katkısı hem de sanat niteliğiyle en değerli kitaplardan birisi. Az sayıda basılmış. Eksiksiz olan sadece 3 nesası kalmış bugüne kadar. Onlardan biri de bugün Avusturya Ulusal Kütüphanesi'nde korunuyor. Flora Graeca'nın bizim açımızdan şöyle bir önemi var. Oxford Üniversitesi'nden John Siptok bu kitabı hazırlamak için Türkiye'ye geliyor, Anadolu'ya geliyor. Burada İzmir'de, Bursa'da, İstanbul'da keşif seyahatleri yapıyor. O yüzden bizim Anadolu florasından çok fazla örnek var kitapta. Hatta şeyden de çok esinleniyor. Viyana'ya gidiyor, Dioscorides'in kitabını inceliyor. Ve sonra o kitapta gördüğü bitkilerin izlerini aramak için Türkiye'ye geliyor. Ve o Dioscorides'in kitabındaki bitkilere modern isimler vermeye karar veriyor. Yine bilimsel bitki çizim ve tarihi açısından önemli bir ressam olan Ferdinand Bauer'le birlikte yeni çiçekler bulacağına inandığı işte dediğim gibi Yunanistan'a ve Türkiye'ye bir keşif yolculuğuna çıkmaya başlıyor. Yol boyunca bitkileri topluyor. Bauer de
o bitkileri presleyip kurutuyor, korunmasını sağlıyor. Şu açıdan da bir önemi var. Bauer tabii çok önemli bir ressam. O kitaptan örnekleri gösteriyorum şu anda size. Çark felek çizimi. Kitabın kapağı. Ferdinand Bauer'ın şu enteresan bir teknik kullanıyor tabii ki bu şeyde, kitapta. O önemli. Tabii ki bitkileri resimlemek için şey olmadığınca, yeterince vakit olmadığı için böyle eskizler yaparak ve renk kodlarıyla yani şu numaralar, gördüğünüz numaralar aslında belli renklere karşılık geliyor. Bu Ferdinand Bauer'ın kendi geliştirdiği bir yöntem. Gerçekten de bu ilham verici. Evet, yine Bauer'ın bir çizini. Şimdi yani bir gerçekten değerli kitaplardan birisi daha. O da The Temple of Flora, Robert Thornton'un kitabı. En ünlü çiçek kitaplarından birisi. Thornton tıp eğitimi almış olmasına rağmen kendini botaniğe adamış bir İngiliz. Bitkilerin tinsel özellikleri de ele alıyor aslında, bu açıdan gerçekten önemli. Örneğin bazı çiçek sayfalarında vatanseverlik duygusu öne çıkıyor. Bu da ilginç. Yani böyle bir takım gizli anlamları var, sembolik anlamları var. Büyük formatta birbirinden güzel, renkli çiçek portreleri var bu kitapta. Aslında Thornton'un bir hayali var bu kitabı yaparken. Tüm kıtada o güne dek doğa üzerine yapılmış eserlerin en mükemmelini yapmak ister. Şimdi solda mavi Nilüfer'i görüyorsunuz. Sağda işte bizim yine lalelerimiz var, kitaptan örnekler. Ve yine muhteşem bir kitap, ondan bitirelim. Philip Joseph Ridot aslında Josephine'in, yani İmparatorluğu Josephine'in, Marie Antoinette'in ressamı, Belçikalı ressam, son derece önemli. Yani 1700'lerin sonu, 1800'lerin başı aslında onun bulunduğu dönem. Botanik tarihin seyrini değiştirmiş bir ressam. Çiçek ressamları arasında da gerçekten en bilinenlerden birisi. Aslında siz bile gündelik yaşamınızda onun resimlerine rastlıyor olabilirsiniz. Yani gündelik yaşama çok fazla girmiş. İşte fincanlarda, tabaklarda, ser porselerinde Philip Joseph Ridot'un çizimlerine çok fazla rastlıyoruz. Yani bugün tabii biz, dediğim gibi, çok fazla örnekleri var. İsterseniz onun bütün Josephine'in bahçesinden, Malmaison bahçesinden gözlemleyerek, oradaki bitkileri, egzotik bitkileri gözlemleyerek oluşturduğu kitabı, sayfalarını göstereyim. Bakayım. Hepsini gösteremeyeceğim için şöyle film haline getirdim. Ridot aslında müthiş bir yeteneğe ve tekniğe sahip. Vellum üzerine sulu boya yapıyor. Noktasal gravür tekniklerini kullanıyor. O açıdan gerçekten çok ayrıntılı ve değerli çizimler bunlar. Evet, çok fazla örnek var. Ben sizin için bunları seçtim şimdilik. Botanik tarihin en önemli kitapları aslında bu size sunduğum örnekler. Evet, teşekkür ederim. Evet, Beren Hanım'ın gösterdiği örnekler şu anki bitki kitaplarının temelini oluşturan çizimler tabii ki tarihte. Çok önemli ve çok güzel gözüküyorlardı zaten. Şimdi tekrar günümüze geleceğim ben. Bu kitapların ardından şu an yeni nesil bitki ressamlarının oluşturduğu kitapları, günümüzdeki bu bitki ressamlığının bu noktaya nasıl gelişi olarak Işık Hanım'a yönlendireceğim. Ama bundan önce Işık Güner'in geçen yıl çıkardığı, kendi yazdığı, her şeyiyle kendi yaptığı Botanical Illustration from Life isimli kitabını göstereceğim size ilk önce. Bu kitapta Işık Hanım tek tek hani bitki çizimlerinden bahsediyor, nasıl yaptığını, renklerini,
neler kullanmanız gerektiğini. Kitap ilk olarak İngilizce çıktı ve o da anlatacaktır. Şimdi birçok dile çevrildi. Türkçe'ye de yakında gelecek, bekliyoruz büyük bir heyecanla. Şimdi hem kendi kitabını anlatması için hem de yeni çıkan ve çıkmaya devam eden resim bitki resmi kitapları için sözü Işık Hanım'a bırakıyorum. Merhabalar tekrar. teşekkürler. Benan Hanım çok güzeldi videolarınızı da izlemek. Şu anda Türkiye'de, yani biraz Türkiye'den bir bahsetmek istiyorum ben önce. Bitki ressamlığı ile alakalı olarak. İşte ilk sorunun cevabı olarak Benan Hanım da çok güzel anlattı. 1960'larda Nebahat Yakar vardı. Ondan sonra bizim hayatımızda büyük bir boşluk oldu bu bitki ressamlığı ile alakalı olarak. Daha sonra işte tekrar canlanmaya başladı. Burada yine NGBB'nin ön ayak olmasıyla Christabel King diye bir ressam var. Kendisi İngiltere Kew Botanik Bahçesi'nde, hatta az önce bahsedilen Curtis Botanik Magazine'de de çok güzel resimleri olan, tamamen bilimsel odaklı çalışan ve hani kendisinin de botanik bilgisi çok iyi olduğu için çok doğru resimler ortaya çıkaran bir sanatçı. NGBB, Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi Türkiye'ye onu getirdi. İstanbul'da bir takım kurslar oldu ve biz burada bir ufak bir eğitim almaya başladık. Benim gibi bir sürü katılan oldu, yapabilen oldu, yapamayan oldu, devam eden ya da etmeyen oldu. Daha sonraki süreçte, bu zannediyorum 2002 tarihlerinden bahsediyorum, 2002 yıllarındaydı bu ilk yapılan kurs. Daha sonra bunun devamında resim yapmaya devam ettik bir kısmımız ve bir takım kurslar organize ettik, dersler vermeye başladık ve oradaki o ders vermeye başladığımızda aslında belki yaparken tam böyle bizim de, benim de çok fazla bilinçli olarak yaptığım şeyler değildi ama çok güzel bir şeye ön ayak olmuşuz. Çünkü hani öğrendiğimizi öğretmeye başlamak bu bitki resminin Türkiye'de canlanmasına vesile oldu. Yani şu anda bizim o yıllardır yaptığımız çalışmalar, sonra öğrendiklerimiz, bunu öğretmek, şu anda işte bir sonraki nesil ders vermeye başladı. İkinci nesil diyebilirim belki. Şu anda onlar dersler veriyor ve bu bir şekilde yayılmaya devam ediyor. Ki bu çok güzel bir şey. Bu süre içerisinde de işte biz tabii ki hani bir kaybımız olduğu için bir süre çok fazla Türkiye'de yapılmış bu konuda kitap yok. İşte Resimli Türkiye Florası projesi bu yüzden çok önemli. Çünkü gerçekten içinde inanılmaz bilimsel bilginin olduğu, bütün Türkiye'deki bitki bilgisinin resimli olarak, o bilginin resimli olarak bir yere toparlanması. Bu işte ileride belki 100 yıl sonra işte çok önemli bir kaynak olarak gösterilecek. Türkiye'de böyle bitkiler varmış diye anlatılacak bir kaynak olacak. Ama onun dışında bu gibi çok fazla bitki resim kitapları yok. Türkçe kendi dilimizde zaten yok. Ama hani yurt dışında, batıda yapılan çok fazla resim var. Çünkü batıda çok fazla koleksiyoncu var. Sadece bitki resimleri toplayan koleksiyoncular var. Bunların koleksiyonlarından çıkan inanılmaz kitaplar var. Shirley Sherb diye biri var mesela. Yine Kew Botanik Bahçesi'nde bir galerisi var. Tamamen bitki resmi üzerine bir galeri. İnanılmaz bir koleksiyonu var. Dünyanın her tarafından resim topluyor. Bu toplanan resimlerle çok güzel kitaplar basılıyor ve gerçekten hani o kitaplara baktığınız zaman işte heyecanlanıyorsunuz, yapmak istiyorsunuz, çok hoşunuza gidiyor gibi. Ve yine Avrupa'da çok da fazla da ressam olduğu için, çok fazla bitki ressamımız da olduğu için onların da yapmış olduğu bir de eğitim kitapları var. Bu da işte anlatıyor. Yani hani anlatabildiğin kadar, bazen birebir dille yüz yüze anlatmak çok daha kolay oluyor, çok daha güzel oluyor. Ama o kitaplarda da çok fazla kaynak var, ulaşabileceğiniz çok fazla kaynak var. Bunlar Türkçe değil, çoğu İngilizce ama sürekli bu kitaplar çıkıyor. Bu son dönemde olan popülerlikle beraber de daha da fazla kitap yapılmaya başlandı. Ve her ressamın, yani konu bitki resmi, bitkileri resmediyoruz, sulu boya yapıyoruz genelde.
Hani bu gibi teknikleri anlatıyor ama her wrestle'ın bir kendi işte yoğurt gibi şekli var. Herkes kendi tekniğini öyle o şekilde anlatıyor. Şimdi aradan tabii ben işte 2002'de bu işe ufak ufak girdim. 2006'da tam zamanlı ressam olarak çalışmaya başladım. Ve o süreden sonra işte sürekli resim yaparak gelişmeye, yani birazcık daha geliştirdim yaptığım işi. Ve şu anda aradan işte yıllar sonra bu eğitim kitabını yapmaya başladım. Bu Botanical Illustration from Life. Bunun İngilizce olmasının tek nedeni yabancı bir yayın evinden böyle bir teklif gelmesi ve onların da Türkçe'ye Türkçe yapmak gibi herhangi bir niyetleri yoktu. O yüzden kitabı İngilizce yaptık ve bu kitap da bir eğitim kitabı. Hani nasıl resim yaptığımı anlatıyorum ama şimdi benim aslında böyle bir kitap yapma gibi bir çok fazla bir düşüncem yoktu. Bir saniye. Sanırım ışık açmam gerekiyor. Umarım daha iyi görüyorsunuz. Biz burada tabii Çamlı Emşi'nden bağlandığım için doğuda bizde hava kararmaya başladı. Umarım iyidir şu anda. Daha sonra bu kitap hani eğitim kitabı olduğu için ve çok da fazla kaynak olduğu için her ne kadar Türkçe olmasa da benim çok fazla bir eğitim yapma kitabı gibi bir düşüncem yoktu. Ama böyle bir teknik gelince acaba olur mu, yapabilir miyim gibi düşünürken yani neden olmasın dedim ama şu kitapta ben şöyle bir yol izlemeye karar verdim. Hani işte rengi şöyle karıştırın, şunu şöyle karıştırın, çok fazla böyle teknik bilgi vermek yerine ben bir metot anlatmaya çalıştım. Yani benim kendi çalışma yöntemim, nasıl çalışıyorsam o metodu sıralı bir şekilde bu kitapta anlatmaya çalıştım. Yani kitabın her bir konu başlığına baktığınız zaman onu detaylandırmaya kalksanız her konu başlığı ile ilgili bir kitap yazılır. O yüzden kimi kısmı biraz daha detaylı anlatabildim, kimini biraz daha hızlı geçebildim. Ama ben her resim yaparken yani her bir resimde o kitabı başından açın sonuna kadar o yolu izliyorum. Yani işte bunun tarihine de bakıyorum. Daha önce yapılmış resimler var mı o bitki türüyle alakalı olarak? Ona da bakıyorum. Sonra işte gözlem zaten bu işin en temel noktalarından bir tanesi. Gözlem yeteneğinizi geliştirmeniz, görmeyi çok iyi öğrenmeniz lazım. Yani baktığınızı görebilmeniz lazım. Bunun için de zannediyorum sürekli bitkilere bakmanız lazım. Yani benim yaptığım o. Ben sürekli bitkilere bakıyorum. Ve işte o gözlemden sonra işte bunu çizmeyle alakalı bir takım bilgiler, botanik bilgisi çok önemli. Yani bitkiyi biraz biliyor olmak lazım. Ben mesela benim çok botanik bilgim çok kuvvetli değildir. Her bitkiyi böyle inanılmaz biliyor değilim ama ben resmini yapacağım bitkiyi öğreniyorum. Ve bu vesileyle de hani bu şekilde toparladım ve tabii işte kitapta Ekin Özbiçer'in muhteşem fotoğrafları yer aldı ve bu fotoğrafları çekerken benim yine burada arkadaşım Özlem Erol çok onun fikirleriyle bir yol aldık. O yüzden çok keyifli oldu. Yapım süreci de çok keyifli oldu. Şimdi tabii ki ama dediğim gibi yayın evi yabancı olduğu için bu İngilizce yazdım ben. İspanyolca, Fransızca üç dil birden çıktı bu kitap. Ancak şu andaki güzel haber Türkçe'ye çevriliyor. Yani ben çeviriyorum, yapıyorum elimden geldiğince. Yine bunu ANG Vakfı destekliyor. ANG Vakfı'nın ANG yayınları ile çıkacak. Yani işte bu Türkiye'de bitki bilgisinin yayılması için ANG Vakfı gerçekten birçok şeye ön ayak oluyor. Nezahat Gökyük Botanik Bahçesi'nin çalışmaları. Ve biz bir şekilde bu bitki resimlerinin gelişmesi, tekrar işte kazandırılması ki sanıyorum çok yol kat ettik biz. Kısa sürede çok yol kat ettik. Şimdi o döngüyü tamamlamaya çalışıyoruz. Şimdi artık bizim de ulaşabileceğimiz bir Türkçe eğitim kitabı olacak. Daha böyle bilimsel resimlerin olduğu kaynak zaten şu anda hali hazırda üzerinde çalışıyoruz. Resimde Türkiye Florası Projesi. Umarım bunların niceleri de yine yapılabilir. Yani kaynak üretme kısmı çok güzel olabilir. Yani bu Avrupa'da var, yapılıyor. Çok var. Bizde şu anda hani kendi hani dilimizde, kendi ressamlarımızla yaptığımız çalışmaların hala biz başındayız ama yani öyle gözüküyor ki biz hızlı yol alıyoruz. Çok daha iyi noktalara geliriz bir noktada diye düşünüyorum, inanıyorum ve sanırım yeterli diye düşünüyorum. Teşekkür ederim.
Evet, bir de Işık Hanım'a ben bu yani son dönemde artan bitki ressamlığı popülerliğiyle ilgili ne düşündüğünü sormak istiyorum. Bitki resimlerine olan hayranlığın giderek artması ve insanların ders alarak, kurslara giderek bitki resim üzerine çalışmaları oldukça fazla. Sosyal medyada da çok görüyoruz bunu. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Hani bize bir de sorular var bu arada teknik açıdan da. Belki onları da yine bu kısımda sorabilirim size. Cevaplarsınız. Biraz teknik sorular. Fırçalarınızı soruyorlar. Hangi kağıdı kullandığınız gibi. Böyle tiyolar istiyorlar sizden. Evet, önce şu popülerlikle ilgili bir söyleyeyim, daha sonra o soruları görüyorum, bir kısmını elimden geldiğince cevaplamaya çalışacağım. Yani popülerlikle alakalı şimdi bitki ressamlığı hakikaten böyle dünyada bir inanılmaz kuvvetlendi, bir şey oldu, yani çok popülerleşti. Bunun nedeni tam olarak nedir bilemiyorum, yani biraz doğaya olan açlığımız olabilir, tekrar doğayla bir bağ kurma çabası olabilir. Yani hepimiz çünkü çok, gerçi ben Çamlıyım içinde yaşıyorum ama buradan bunu söylemek ne kadar doğru olacak bilmiyorum ama biraz böyle bir ayrı kaldık. Yani hani bitki bilmiyoruz, neyin nasıl yetiştiğini bilmiyoruz. Şimdi belki de o bağı tekrar kurmaya çalışma yöntemi gerçekten çok popüler oldu. Yani bu sadece işte bitki resimi olmak isteyenlerden ziyade işte sürekli bitki resimleri görmeye başlamamız, bu işte markaların paketlerde de olabiliyor, işte birçok yerde görebiliyoruz bunları. Yani bu bir açıdan bence çok güzel, çünkü bu işe ilk girdiğimizde daha böyle işte bundan 10-15 sene önce bunları yaparken böyle hep vardı, yani bizim böyle bitki resmi görmemiz lazım, görmüyoruz çünkü hani bilinçaltımızda böyle bir şey yok, sadece ansiklopedilerde kalmış. Ben mesela o yıllarda hani ne yapıyorsun diye sorduklarında bitki ressamıyım diyordum. Böyle aa, o ansiklopedilerde vardı lisede, onlar onun gibi mi resimler yapıyorsun? Yani çok ilginç geliyordu. Şimdi artık mesela o nokta kapandı. Bu benim çok hoşuma gidiyor. Artık hani bitki ressamıyım deyince çok fazla açıklama yapmam gerekmiyor. İnsanlar genelde biliyor ne yaptığını, böyle gözünün önüne getirebiliyor. Hani o hayali kurabiliyor. Çünkü artık çok fazla örneği var görebileceği. Bu bir noktada çok güzel bir şey. Biz artık hani biraz daha biliyoruz, ediyoruz orada ama bir şöyle bir şey oluyor bence. Yani benim gözlemim, kendi minik çerçevemde burada işte ki işte Instagram olsun, sosyal medya olsun, insanların yaptığı çalışmalar olsun, kendi minik gözlemim şu şekilde. Resim çok ön plana çıkmaya başladığı bir dönem oldu. Yani herkesin o bitki resmi yapmak istemesi, herkes resim yapmak istiyor. Herkes çok güzel resim yapmak istiyor ama bitki resminin temel noktası bitkiler. Yani hani olay o. Tamamen bitki. Yani bitki resminde bitki öndedir. Resim değil. Yani önce sen o bitkiyi göstermeye çalışıyorsun. Onu anlatmaya çalışıyorsun. İşte şekli, yapısı, özelliği. Ama şu dönemde hani daha ağır basan, birazcık daha hani o popülerliğin kaydığı nokta resmin ön plana çıktığı bir alan oldu. Ve hani bitkiler yine arka plana atılıyor bir şekilde. Yani her ne kadar o bir bitki resmi olsa da o bitkiyle ilgili çok fazla bir şey öğrenemiyoruz, bir detay alamıyoruz. O yüzden çok yani o bitkiyle olan kısmı kaybetmesek bence çok güzel olacak. Yani o şekilde popülerliğini sürdürse, hani bitkinin önde olduğu bir hikaye, o zaman çok daha temiz bir noktada ilerler diye inanıyorum. Şimdi burada hava çok karardığı için tam olarak gösterebilecek miyim bilmiyorum ama benim bir örnek göstermek istiyordum bununla ilgili. Umarım görebilirsiniz, göremiyorsanız lütfen söyleyeyim. Bir çalışma yapmıştım. Bu son dönemde yaptığım işleri takip edenler bunu görmüştür. Burada böyle bir mavi bir resim var. Görebiliyor musunuz? Umarım görüyorsunuzdur. Bu çalışmayı daha yeni yaptım. Bu çok tatlı, böyle masmavi bir çiçek. Adı Omphalodus cappadocica diye bir. Ben de yeni öğrendim bunu.
Bu dönemde işte biz de tabii herkes evlerinde kalınca, benim evim de ormanın içinde olunca burada çok fazla vakit geçiriyorum ve bu çiçeği ben daha önceden çok kez gördüm. Ama bu kadar böyle tam zamanında hiç burada olmamıştım ve orman inanılmaz böyle masmavi, böyle nokta nokta parıl parıl parlıyor bu çiçekten dolayı, böyle çok çok güzel gerçekten. Tabii öyle güzel görünce bu kadar bol, yoğun, yani daha önce görmüş olmama rağmen böylesini görmemiştim ve o yüzden çok heyecanlandım. Böyle bir çalışma yapmak istedim. Bu az önce size gösterdiğim çalışma, şimdi ben de bütün işlerimde güzel resim yapmaya çalışıyorum. Elimden geldiğince güzel resim yapmaya çalışıyorum ama doğruluk ön planda. Yani belki hani bitkiyi doğru çizmem şart, güzel olmaya da bilir. Ama tabii ki güzel yapmaya çalışıyorum. Şimdi bu burada mesela şu resme baktığınız zaman, hani tam muhtemelen göremiyorsunuz ama yakinen görseniz bu bitkiyle ilgili çok fazla bilgi edineceksiniz. Yani hani çiçeğin duruşu, içindeki yapısı, bu birebir boyutlarda çiziyorum ben zaten. Yani buradaki her şey ölçekli. İşte çiçeğin petallerinin sayısı, onun sapları arasındaki boşluk dizilimi, yaprakların dizilimi, alt yaprakları, renk, bu renklerin geçişi. Buradaki her şey, gördüğünüz her şey birebir, yani birebir yapmaya çalışıyorum en azından. Taklit etmeye çalışıyorum çiçeği. Tamamen kopyalıyorum. Ve böylelikle siz bu resme baktığınız zaman bu mavi çiçekle ilgili çok fazla bilgi edinebileceksiniz. Yani ki bence yani bitki ressamlığının, ki hani artık onu da ayırıyoruz gerçi, hani bilimsel bitki resmi yapmaya çalışıyorum ben. En güzel noktası orası. Bitkiyi anlatmaya çalışıyorum. Sizin belki ulaşamayacağınız, göremeyeceğiniz bir bitkiyi ben kağıt üzerinde toparlayıp gösteriyorum. Böylelikle onu görüyorsunuz, öğreniyorsunuz. Bir de işte şimdi aynı çiçeği, çiçek aynı tür. Şu arkamda gördüğünüz resim yaptım, onu bilemiyorum. Artık göremiyorsunuz herhalde. Umarım görüyorsunuzdur. Şu belki biraz yaklaştırayım mı? İyi midir? Ona emin değilim. Yaklaştıramayacağım sanırım. Bir de şu çalışma var. Bunu tekrar geri yerine koyacağım çünkü bu çok büyük bir çalışma. Şimdi aynı bitki bu. Çiçek aynı. Burada sadece büyüterek çalıştım. Şimdi büyüterek çalıştığım bir çalışma oldu. Şimdi bu çalışmada ben inanılmaz keyif alıyorum. Çok eğleniyorum. Ki bu normalde ben böyle büyük çalışmalar yapan biri değilim. Ben hep birebir çalışırım. Yani bitki neyse ben de onu yapıyorum. Ölçerek, biçerek. Burada işte biz de bu pandemiden dolayı olduğum için ben de farklı bir şey yapayım diye böyle bir çalışmaya başladım. İnanılmaz keyif alıyorum. Çok güzel resim yapmaya çalışıyorum. Ama bu resimde mesela çok beğenebilirsiniz, çok hoşunuza gidebilir, işte duvarda çok güzel gözükebilir. Ama bitki hakkında bilgiyi çok alamayacaksınız. Yani o bilimsel bitki, bu bitkiyi öğrenemezsiniz bu resimle. Diğeriyle öğrenirsiniz, bununla öğrenemezsiniz. Bu sadece keyif verebilir, hoşunuza gidebilir. Yine tabii ki o çiçeği tasvir ediyorum, yani çiçeği tanıyabilirsiniz ama onu tanımakta zorlanabilirsiniz. İşte şu anda benim o popülerlikteki şeyim bu. Yani bu gibi çalışmalar daha ağırda. Yani resmin ön planı, hani herkesin o güzel resim yapmaya çalıştığı şeyde, ama bilimsel çalışmalarda estetik ikinci plandadır. Yani bazen öyle oluyor ki mesela bir çiçeği resmediyorum. O çiçeği anlatabilmem için onun kök kısmını çizmem lazım. Kök kısmı da yani resme koyduğum zaman böyle kara, kuru, kahverengi, böyle koyu, kötü bir şey. Yani hani böyle bir hiçbir estetiği, güzelliği yok. Onu koyduğun zaman resim kalitesi olarak düşecek. Ama bilimsel değeri olarak yükselecek. İşte benim burada tercih ettiğim her zaman bilimsel değer oluyor. Benim gözlemlediğim bu kısmın hala arkadan geldiği, yani popülerliğin bu yönde ilerlediği, bu da keşke öbür türlü olsaydı, isterim ben. Teşekkür ediyorum. Ha, soruları hemen cevaplayayım mı? Sanırım evet. Şimdi bir zannediyorum bir teknik sorular, hangi kağıt resim kullandığıma dair. Bir boya olarak Winsor & Newton'lar kullanıyorum. Şu tüp boyalar. Bu Winsor & Newton, şiminke olabilir ama kaliteli boya kullanıyorum. En yüksek kaliteyi kullanıyorum. Yeni başlayanlara da en yüksek kalitede boyaları almasını tavsiye ediyorum. Çünkü boyanın kalitesi ne kadar iyi, resim yapmanız o kadar kolay.
kolay olacak. Fırçalarım da aynı. Winsor Nifty'nin bu samur uçlu fırçalarını kullanıyorum. Kağıt olarak şöyle, kağıtta birçok sıkıntı var. Sulu boya kağıdı zor bir şey. Bir Fabriano 5 diye bir kağıt var. Bu çok güzel bir kağıt. Benim inanılmaz alıştığım, elimin kolumun alıştığı bir kağıt. Ben de o kağıttan böyle bir deste var. Ben o yüzden hala o kağıdı kullanıyorum ama o kağıt artık üretilmiyor. Benim elimdeki o deste bittikten sonra ne yapacağımı ben de bilmiyorum. Yani yeni bir kağıt arayışına girmem gerekecek. Onun üzerinde denemeler yapmam gerekecek. Benim resim yapmayı tekrar öğrenmem gerekecek kağıdı değiştirdiğim için. Ama şu anda bulamayacağınız maalesef Fabriano 5 diye bir kağıt var. Elimde benim stok var. Zamanında dağda yaşadığım için almışım, koymuşum. Onları kullanıyorum. Sanırım yeterli bu soru diye umuyorum. Çok teşekkürler. Benen Hanım'a da bir soru vardı. Kitap yazmayı düşünüyor mu diye sanırım. Evet, teşekkür ederim. Kitap yazmayı düşünüyorum. Yani biraz onu tasarlamaya başladım açıkçası. Teklifler de var bununla ilgili. Belli ki böyle işte bilimsel bitki çizimi yükselişe geçince böyle bir durum da oluşuyor demek ki. Aslında 2 yıldır radyoda program yapıyorum. Yani 100 programı geçmiş birçok konu birikti. Ama şöyle bir şey var. Ben tabii radyoda o hafta canım ne istiyorsa onu anlatıyorum. Kah bir bitki kaşifini anlatıyorum. Kah bir botanik ressamını anlatıyorum. Kah çiçekleri anlatıyorum. Yani böyle daldan dala atlıyorum. Ama kitapta bir bütünlük olması gerekiyor. O yüzden onu biraz tasarlayıp, kurgulayıp ona göre bir şey düşünüyorum. Farklı temaları olan bir seriye dönüşebilecek şekilde. Evet, var öyle bir düşüncem ve hazırlığım da var. Çok teşekkür ediyorum izleyicimize. Teşekkürler. Tekrar Işık Hanım'a 2 soru daha vardı. İkinci ciltle cildin ismini soruyorlar. Bir. İkinci soruda bitkilerden elde edilen mürekkeple çalışıyor musunuz diye, doğal pigmentlerle ilgili neler düşünüyorsunuz diye bir soru var. Şu anda sanırım yayındayım. İkinci ciltle alakalı bu resimli Türkiye florası. Cilt 2 adı bu. Ben şurada göstermeye çalışıyorum. Bu kitap çok ağır bir kitap. Şu. Bunu işte ANG yayınları, Nezahat Gökyük Botanik Bahçesi'nden bulabilirsiniz. Bu resimle, içinde milyon tane resmin olduğu bir çalışma. Çok ağır gerçekten. Diğer ciltlerde bunun gibi olacak ama adı bu. Resimli Türkiye Florası Cilt 2. Ulaşabileceğiniz bir çalışma, kitap. Birkaç soru gördüm ben burada. Mürekkeple ilgili bitkilerden elde edilen mürekkebi ben kullanmıyorum. Ben sulu boya kullanıyorum. Bu hani kendi pigmentlerini üretip yaptıkları tüp sulu boyalar. Ama bitkilerden ya da taşlardan, minerallerden bir takım boyalar yapıp çalışan insanlar var. Ancak o elde hazırlanmış boyalar çok kolay değil kullanımı. Zor, yani çok renk çıkmıyor o ama neden olmasın? Yani hani bir bitkinin çıktığı renginden o bitkinin resmini yapmak bence gayet keyiflidir. Bir tane bir soru vardı. Onu anatomisine, şu soruya bir cevap vermek istiyorum. Bir bitki çizmeye başladığınız bitki anatomisinde nelere dikkat ederek çizmeye çalışıyorsunuz? Ya da belki öğrenme aşamasında neleri daha çok göz önünde bulunduruyorsunuz? Şimdi şöyle, ben botanikçilerle çalıştığım için bir bitki türüyle ilgili o botanikçi bana diyor ki bu bitkinin şu kısımları önemli. İşte bu da tamamen anatomiden bahsediyoruz zaten. İşte bitkinin petalleri, boyutu, içindeki o erkek dişi organlarının yapısı, duruşu, dokusu bazen, ölçüsü. Şu önemli diyor. Bana o bitkiyi böyle bir anlatıyor. Ben de bunlara odaklanarak yapıyorum ama diyelim yani bir botanikçi yok ki, benim de her zaman her yaptığım işte bir botanikçiyle çalışıyorum manasında değil. Hani genelde projelerde öyle oluyor. Bu işi yapmak istiyorsanız yapacağınız tek şey aslında bitkinin her milimetre karesine bakmak. Bu yani bak onu görüp onun aynısını resmetmeye çalışmak. Hiçbir tarafı kaçırmayacaksınız. Yani onu sürekli bakıp onun aynısını yapmaya çalışacaksınız. Muhtemelen birkaç yüz resmi çöpe atacaksınız ilk yaptığınız.
Ondan sonra belki resim yapmaya başlayabileceksiniz. Durum biraz öyle ilerliyor. Sanırım başka soru var mı? Emin değilim. Çok teşekkürler yanıtlar için. Başka soru yok sanırım daha. İzleyicilerimize çok teşekkür ederiz. Konuşmacılarımız Işık Güner ve Benan Kapıcı'ya da çok teşekkür ederiz. Ayrıca Sanat Dünyamız ve Yapı Kredi Kültür Sanat ekibine de ayrıca teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.